Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Isı sıcaklık genleşme, öz ısı, ısı sahası ve sıcaklık değişimi konu anlatımını yaptık. Şimdi 15 adet soru çözüm videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Tabii ki de her zaman söylediğim gibi soru çözüm videolarımızdan önce konu anlatım videolarımız muhakkak izlensin. PDF açıklamada var. Sorular oradan bir çözülmeye çalışılsın ve gelsin. Sonra kontroller yanlışlar düzeltilsin. Doğrular da tiklensin. Hadi gelin başlayalım. Grafin eğim açısı nelere bağlı olarak değişir demiş. Isı sahası diğer adı kapasitesi. Bir maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarıdır. Şimdi arkadaşlar kullanacağım formül neydi? Isı sahası kütle çarpı öz ısı madde miktarı kütle. Bu grafiğin eğimi neyi verir bize? Öz ısıyı verir. Grafiğin eğim açısı, öz ısı, öz ısı verilen ısı miktarına bağlı değil. Kütleye bağlı değil. Kendisine bağlı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı yalnız 3 olacaktır. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına öz ısı da adı verilir. Ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı Isı alan da veren bir maddenin sıcaklığının ne kadar hızlı değiştiğinin bir göstergesidir. Tabloda bazı maddelerin öz ısı değerleri verilmiştir. Buna göre tabloda verilen maddelerden eşit kütlede alınıp özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklık değişimi en hızlı olanı sormuş. Cevap direkt öz ısısı en az olandır ama nereden geldiğini de göstermekte %100 fayda var. Kel macit formülünü unutmuyoruz. Q eşittir mc delta t. Q'ler aynı kütleler aynı o zaman öz ısı ile sıcaklık değişimi ters orantılı A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir termostaki çayın sıcaklığının hava sıcaklığından yüksek olduğu ortamda bulunan şekildeki çay bardağı ve iç hacmi daha büyük cam kupa termostaki çay ile dolduruluyor. Öncelikle termostaki çay homojen ve çay bardağındaki de cam kupadaki de çay aynı olduğu için ayırt edici özellik olan öz ısıları eşittir. Isı diye bir kavram var mı? Yok arkadaşlar. Yani doğru yanlış demiyorum. Isı diye bir kavram olmadığı için yanlış. Yani büyük küçük ya da eşit diyemeyiz. Cam kupadaki çayın ısı sahası, ısı sahası kütle çarpı öz ısıydı. Kütleleri tabii ki de cam kupanın daha fazla olduğundan öz ısıları da aynı çay olduğundan eşit olacaktır. Kütlesi büyük olanın ısı sahası da büyüktür. E şıkkı 2 ve 3. Sorumuzun doğru cevabıdır. Eşit kütleri altını kendi çizmiş bizi yormuyor. KL ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Öz ısılarını soruyor. Önce de 2T'yi almakta fayda var. T sürede ne olduğunu tam kestiremeyebilirim. Grafik tam detaylı verilmemiş ona göre. Sunanacağım formül kel macit. Kütleler eşit diyor tamam. Q'ler eşit özdeş ısıtıcılarla. Tamam. O zaman kütle ve Q'leri yazmıyorum. CK çarpı 2T de T değişmiş. CL çarpı 2T değişmiş. CM çarpı 1 değişmiş. O zaman arkadaşlar KM eşittir. L'den büyüktür. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Formülümüz kel macit unutmayalım. Şekilde aynı maddeden yapılmış öz ısıları eşit kenar uzunlukları 2A ve A olan K ve L küpleri verilmiş. Kütleyi şöyle bulalım mı arkadaşlar? Hacim yani burası 8M ise buranınki M'dir. O zaman eşit ısı verildiğinde tabii ki de sıcaklığı daha fazla artacak olan ısı sahası daha az olandır L'dir. Isı sahaları eşit değil. Fizik bir tanım dersidir ve ısı sıcaklık genleşme ünitesi baştan sona tanımdır. Sıcaklıklarını bir derece arttırmak istiyorsan eşit miktarda ısı vermelisin sıcaklıklarını bir derece arttırmak öz ısı mı ısı sahası mı? Unutma bir gramını bir derece arttırmak ısı sahası normal bir derece arttırmak pardon bir gramı öz ısı normali ısı sahası. E, o zaman ısı sahalarının eşit olmadığını yukarıda gösterdim. Sorumuzun doğru cevabı yalnız bir A olacaktır. Saf XYZ maddelerinin sıcaklık ısı grafikleri verilmiş. Arkadaşlar unutmayın Kel Macit. Buradan MC'yi ısı sahası alıyorum ve şimdi delta T bölü Q'yu yalnız bıraktığımda grafiğin eğimi 1 bölü ısı sahasını veriyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 3'ü pardon 2 diyelim hadi. 2'yi 1'e böldük ısı sahası 2C. 2 bölü 1'den ısı sahası C. Burası da C bölü 2. X'inki en küçük Z'ninki en büyük kesinlikle. Isı sağlığını biliyorum da MC kütlelerini bilmediğim için öz ısıları hakkında öz ısılarını bilmediğim için kütleler hakkında yorum yapılamaz. Z cisminin sıcaklığını T'ye kadar değiştirmek için gereken ısı miktarı 2Q. Bu 2Q X'in sıcaklığını da Q 2T değiştiriyorsa 2Q 4T değiştirir. Kesin doğru. 1 ve 3 değişikliği sorumuzun doğru cevabıdır. Tabloda Z maddelerinin öz ısıları verilmiştir. Tabloda verilen bilgiler dikkate alındığında aynı şartlar altında. X maddesinin sıcaklık değişimi. Sıcaklık değişimi aslında kütleye. Aslında kütle önemli burada. Kütlelerini bilmediğim için kesin diyemiyorum. Normalde ısı sahası küçükse sıcaklık değişimi daha fazla olur. Tamam. 1 gram Y maddesinin sıcaklığını 1 derece değiştirmek için bu arkadaşlar öz ısıdır. 0,5 kalori. Evet doğru. Çünkü kel macitten bu formül geliyor özdeş ısıtıcılar ile X Z maddelerine eşit kütlede alındığında X'in öz ısısı en az, Z'nin öz ısısı en çok olduğu için sıcaklık değişimleri ters orantılıdır. 2 ve 3 E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Suzan masa üzerinde duran su dolu sürahiden bir miktar suyu bardağa boşaltıyor. Öncelikle aynı su mu? Aynı su. O zaman öz ısıları kesinlikle eşittir. Şimdi gençler sürahide kalan suyun ısı alsı ile Bardaktaki suyun ısı sahasını karşılaştırmam için kütleler hakkında bilgi lazım. Ne kadar boşaltıyor bir miktar detaylı bilgi vermemiş soru işareti. Sürahide kalan suyun iç enerjisi tabii ki de bardağa boşaltılmadan öncekine göre küçüktür. Çünkü iç enerji madde miktarına da bağlıdır ve doğru ilişkilidir. 1 ve 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Aynı cisim maddeden yapılmış MX, MY ve MZ kütleli X, ve Z cisimlerinin sıcaklık zaman grafikleri verilmiş. Birim zamanda aldığı ısı enerjileri eşitmiş. O zaman kütleler hakkında bilgiyi soruyor. Arkadaşlar 2T'de 3 değişiyor. Şimdi birim zamanda aldığı ısı enerjileri eşit. O zaman diyeceğim ki sıcaklık değişimi ama ben hepsinin bir 6T'ye götüreyim. Okey miyiz? 6T'de bu 9 değişir. Bu 2 4T değişir. Değişir. Bu 2 6T değişir. O zaman arkadaşlar Aynı cins madde, öz ısıları eşit, ısı sahası yani öz ısı eşit olduğu için kütle ile sıcaklık değişimi ters orantılı. X, Z, Y, B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Ayşe yaptığı bir deneyde X ve Y sıvılarından eşit sıcaklıklarda ve eşit kütlelerde almış, özdeş ve yalıtılmış kaplara ayrı ayrı koymuş. Kapları özdeş ısıtıcılarla ısıtmış. Burada diyor ki, Sıvıların sıcaklık değişim hızlarının farklı olmasının tek sebebi tabii ki de şimdi arkadaşlar kel macit. Bakalım şimdi gençler. Kütleler eşit. Küller eşit. O zaman sadece ve sadece öz ısıya bağlıdır. Öz ısı yani aslında ısı sahasıyla sıcaklık değişimi ters orantılıdır. Sıcaklık değişimimizi ters orantılıdır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Yalnız bir olacaktır. Süpersiniz. Özdeş kaplardan birine 3 bardak. Diğerine 8 bardak su konularak. Bu kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. Suların sıcaklıkları belirli aralıklarla eş zamanlı olarak ölçülerek not ediliyor. Isıtılan maddelerin sıcaklığı artar. Hal değişimi olmuyorsa evet. Maddelerin sıcaklık değişim hızı kütlesine bağlıdır. Evet. Aslında sıcaklık değişim hızı cinsine de bağlı. Ama arkadaşlar burada birine 3 bardak diğerine 8 bardak aynı sıvı yani su konulmuş. O yüzden ben bunu bu deneyle doğrulayamıyorum. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. X sıcaklıkları 10 derece olan 200 gram X sıvısı ve 150 gram Y sıvısı özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmış. X'in sıcaklığı Y'ye göre daha fazla artmış. Hmm, neden? Bakacağız. X'in sıcaklığı daha çok değiştiği için onun ısı sahası daha küçüktür. Arkadaşlar kel macit özdeş ısıtıcılar diyor. Şimdi kel macite göre yorumlayalım hadi. 200 gram dedim. CX çarpı sıcaklık değişimi. 150 CY çarpı sıcaklık değişimi. O zaman tabii ki de X'in ısı sahası ısısı küçüktür. Bu da ısı sahasının küçük olduğunu gösterir mi? Bakalım şuraya bir 10. Yani şurası e, Kaça eşitleyelim? Matematik yapalım. Sıfırlar gitsin. Böldüm 5'e 2, böldüm 5'e 3. Burası tam olarak 40x. Burası 24y. O zaman arkadaşlar sıcaklık değişimine ısı sahası ters orantılı olduğu için de yorumlayabiliriz. Evet. X'in kütlesi y'den büyük olmasına rağmen X'in ısı sahası küçükse öz ısı küçüktür. Öz ısıları eşit değilse farklı cinsdir. Engin'de, Müge'de, Ömer'de sorumuzun doğru cevabını söylüyor. E şıkkı işaretledik. Sonuç. Kel macit hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım sıcaklık değişiminin alınan ısıya bölümü delta T bölü Q 1 bölü MC'yi verecektir. Yani 1 bölü ısı sahası. Isı sahası ile ters orantılı. Grafiğin eğimi kütleye bağlıdır. Grafiğin eğimi maddenin cinsine bağlıdır. 1 ve 3 D şıkkı denizli sorumuzun doğru cevabıdır. Bir cismin sıcaklığını bir derece yükseltmek için verilmesi gereken ısı miktarı tamamı dediği için ısı sahasıdır. Isı sahası m çarpı c'dir. Kütlesi ve öz ısısının çarpımına eşittir ve ısı sahası madde miktarına bağlı olduğu için ayırt edici özellik değildir. Süper. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, hızlı gittik ama son sorular artık seriye geçtik. Soru çözümümüzün son sorusu arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Yorumlarda görüşmek üzere. Sıcaklık ısı grafiği verilmiş. O zaman L'nin eğimi K'den büyüktür. Arkadaşlar bu zaten öyle değil mi? Eğim demek karşı bölü komşu. Peki bunun eğimi neyi veriyor bize? Delta T bölü Q neyi veriyor? 1 bölü ısı sahasını veriyor. O zaman eğimi büyük olanın ısı sahası küçüktür. Evet. Kütlelerini karşılaştırabilmek için öz ısılar hakkında bilgi ihtiyacım var. Okuyorum. Aynı cins farklı cins demiş mi? Dememiş. Sorumuzun doğru cevabı. C şıkkı 1 ve 2 olacaktır. İnanıyorum güzel video oldu. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla gençler.